Şimdiki maçımızda World Tag Team kemerleri için olacak Zenith Unspeakable vs. The Viking Experience değil, War Raiders. War Experience olsun mu? Ve Viking Raiders. İlk gelen isim Sanity'den. Hayır, sen. İ. T. Den. E. K. Leon. Wolf. Evet, ayrı ayrı. O niye ayrı ayrı bu? Ha, bu oyunda çünkü Nikki Cross olmadığı için yeni giriş koymuşlardı bunlara. Güçlü. Evet. Değiştireyim mi? Çünkü şu kilinde arkada duruyordu ya, şimdi yanda durması lazım. Çünkü Nikki Cross'u Saint'ten ayırmaları lazım. Uf, annem arıyor ya, alıştı. Tamam, sen şey. Tamam, sus. Sessizi al, sonra ararsın maç başlayınca. Evet, Galoş tabii genel olarak annesinin telefonunu cevapladı. Ve şimdi de kemerleri ne yazık ki yok, çünkü kemerleri şu anda ringin tepesinden sarkıyor. Bobby Fish, Kyle O'Reilly, The Redragon veya namı diğer The Undisputed Era. Bu Stable Undisputed Era kemerleri Street Profits'ten No Mercy'de almışlardı. Survivor Series'te Rava Tech galibiyeti getirdiler. Ve şimdi de bakalım bugün Inferior Competition'a karşı kemerlerini korumayı başarabilecekler mi? Bobby Fish var bu maçta. Ama önemli bir fark var. Evet. Bildiğin üzere Undisputed Era Survivor Series'te SmackDown'u alt edip o inanılmaz galibiyeti elde ederken yanlarında Dolph Ziggler ve Adam Cole vardı. Şimdi ise herhalde Kyle O'Reilly'ye oluşu önemli bir üye de olsa yine Bobby Fish'in varlığı Undisputed Era için acaba bugün neler ifade edecek arkadaşlar? Ben yine Ricochet'e olsaydım, olsa mıydı burada? Üçüncü kez falan güreşiyor. Çok dökülüyor. Kolu diyor. Evet. Adam Cole ve Ricochet. Orada Killian'den ayrı girmedik ha. Ben anlamadım neyse. Ben de anladım. En son War Raiders mi girecek ya? Killian'den en son bir sarkı. Niye en son War Raiders giriyor? Bunlar şampiyon değil miydi? Acaba War Raiders mi şampiyon? Acaba şampiyon... Çaldılar mı belki? Kemer maçı ayarladık, gerçi kemer maçı olarak. Hey! Eric! Ivar! The Viking Experience! Wow! Hayır! Hansen! Rob War Raiders! War! Experience değil. Bak, arkada Kane'in maskesi var. Evet. Bir ara bu maskeyle gidiyordu. Altında baskın yani, maskesi. Hayır yani. Sen devreye yetkilisin. Buna görünce niye aklına böyle şey gelir? İsimlerine bence Viking Experience yapmalıyız. Hayır, bu düşünce aklına ne geliyor? O bak, Hansen ve Killian birbirine doluyor çünkü maça çıkmışlar. O oh, evet. Yaz maç şimdiden güzel. Aynen. Böyle güzel bir vibe var. Olas! Kyle O'Reilly üstüne çıkıyor. İlken gibi ağzına sıçıyor. Bobby güzel Fish bir dayak. Evet. Bak, Rob ve Bobby Fish birbirini dövüyor. Merhaba. Dünyanın en etkisiz iki insanı. Hayır, onlar olmasa da olur yani, değil mi? Değil mi ya? Böyle Hansen ve Kyle O'Reilly teke tek gelse falan. Evet. Sonra triple trade yapsalar Rob'da, Adam Cole da olsa. Harika olmaz mı? Evet, çok güzel olur. O Triple Threat'te de hatırlarsan Rob vardı. Evet, hatırlıyorum. Bir de şey, Eric Young vardı, neyse. Bir de Adam Cole vardı, evet. Çünkü Bob vardı. Ooo. Deborah Kyle. Of! İlk defa ben AI'nin Suicide Dive yaptığını görmeyi yapmayı beceremedim. Ben AI değilim, hata var. Hayır, ben, işte ben Kyle Royal... Aa, pardon. Aa, biz sen de oynuyoruz şu an. Aa, ben Allah. Ben şimdi fark ettim neyse. Ben de bu arada şu an DDT. Fark ettim. İşte Eric Young olduğunu yeni öğrendim. Ooo! Killian Dane Hanson'a bir power bomb! Farkı ver. Killian Dane'i dalacağız sandım. Killian Dane dövsen hiçbir yere bağlanması harika olmaz. Evet. Bu iki Goliath'ın arasına giriyor Kyle O'Reilly! Killian düşmüyor! Bak, iki gerekli adım arasına da aldım. Experience! Back body drop! Tamam. Single leg drop kick. İkisini ağzına sıçıyorum şu an. Oh, Bobby keep up yaptı. Aaa! Rear clothesline. Harburger çok morayı bozdu arkadaşlar. Harburger de öğrenci indirimi bitti arkadaşlar. Harburger de bitti. Şimdi sponsorluğumuzu oradan kaldırdık. Dolayısıyla evet, artık bu video son sponsorluğumuzdu abi. Evet, bundan böyle artık yeni sponsorumuz Kapuha Pizza oldu arkadaşlar. Evet. Eğer siz de oradaki öğrenci indirimden yararlanmak istiyorsanız... Ama Kapuha Pizza'nın hiçbir komedisi yok ki. Evet. Başka bir sponsor lazım bize. Evet, Kapuha Pizza çünkü böyle güzel bir yer. Sponsor arayışımızda bize yardımcı olmak istiyorsanız... Bekler hiç. Siz de yorumlara yazın. Ne? Kim bize sponsor olsun? Aynen. Aa, yeni sponsorumuz şey, Çoban Pınar. Ne? Hayır ya, o güzel bir espri olmaz. Ulan Rainmaker! Hey.
Ben Harbi Burger'den bu arada o kadar memnuniyetsiz değilim şu an. Bir, en azından enerjimi refill ediyorum. Yok yok. Hayır makul ama işte o eskiden daha bir aileviydi, sıcaktı. Aşırı lezzetli geliyordu falan. Ya da şu an mesela sadece şey normal bir hamburger gibi geldi. Belki bugüne özgü bir şeydi ya. Bilmiyorum. 3 hafta önce gitmiştik en son arkadaşlar, orada da öyleydi arkadaşlar. Çünkü ben cuma yemiştim, böyle güzeldi yine. Hı. O kimin neyin değil. Sen bir inspekman mısın? Hansız o. Herkes aynı kişi sanıyor olabilir ama öyle değiller. Baya. Niye böyle oldu? İstart mı yapsın? Neden ki? Bilmiyorum, bir tuhaf geldi. Maç yer bir makul ama. Cahaycık canım sıkıldı bir anda demin. Angles'lar. Neden merdivenleri kullanmadık neden? Oo. Top speech. Bekle dalma. Roll gel. Oo. Bu çok saçma. Evet. Ve şimdi bir DDT. Baksana ne yapacağım, kill'im. Oo. Oo çok mantıklı bir hareket. Bobby Fish bana dikik yap. Bobby Fish üzücü bir iş. Olma konsept. Evet. Allah kahretsin. Bir tane ayrı film yapacak. Onu bir düzgün yapalım. Ah! Bir dakika. Ne olur o ya? Sen ne Kevin Owens oldun bugün? Sen şu an SmackDown takımındaki bir Kevin Owens'a benziyorsun. Niye? Mavi böyle kıyafetler falan böyle. Kötü kötü şeyler. Ama rol bana da alacak. Oo! Ah! Bir dakika. Back suplex! Allah Allah, tamam gibi bir hareket. Aa bir close line. Oooo güzel durdu. Çok NXT spotu. Aynen. Az Eric Young vs. Semih başlarında acaba ne yapacak? Ulan Eric Young'dan favori hareketiniz. Oo that volley. Aa hayır. Volley vs. de bu güzel kişi görmek istemiyor, benziyor. Ama Royal üzücüsün sen. Atlamadım bilerek. Ulan back Eric suplex. Eric Young'ın üstüne bir back suplex. Şimdi gak. Pitch. Ah hayır. Hazır mı yüzüm idealesi? Brain. Booster. Debuff'ın lan vardı ona rağmen bu kadar bütün. Az War Raiders'e tek kaldı ve tek yumrukta geri eserdi Arun. Anladınız ki muha da böyle. Ve şimdi ulan ne yapacak acaba Rol? Acaba Ergen Gizli'ye yardımcısı mı istiyor? Acaba Sanity ve War Raiders aynı tek değil mi oldu? Bilemiyorum. Ayrıca Hanson düzgün bir şey yaptı ilk kez. Ne yaptı? Ha ben tam görmedim. İyi misin? İyi Hanson oldu arkadaşlar, o Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminde siz de iyi ve kötü kalıyındayını görebilirsiniz. Nasıl öyle bir film var? Evet. Çünkü bok var. Üzülü konsept yok, bilmiyorsunuz. Erik. Bak o iki Erik karşı karşıya. Vur öyle. Hakikaten iki Erik karşı karşıya hata. Ya, aynen. Bir de kütür kütür. Vur öyle. Aynı eski bir bench ekip sorularını iyi yapıyor. Aaaa! 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 Ama Rav tam olmadı. Siktir git! Pik! Rav spot yapacak! Bobby Fish'e atlayacaktı. Ama Bobby Fish'e atlıyordu diye mantıklı ha. Oldu hata. Ha tamam. Ama olsun ya da güzel. Ne atlıyorsun Pitch sen? O Pitch'i seni. Nasıl nasıl suicide dive falan yapacak? Ha yok. Hayır. Beni dağıtıyor, kafayı yemiş. Ooo! Raw clean the house mı yapacak acaba? Ah. Hayır, kill in the geldi. This is awesome. Ben bunu daha awesome 40 tane şey sevdim. Oo! Ah, gel kill in. OMG yapabilir. Yapacağım kill in gelsin. Kill in. Dillian Kane. Ama sen gelince kadar kill in bizi aşağı falan aç. Nasıl kadar kill in. Senin tetektiğim şampiyon olacak. Şuna bak ya, gelene kadar herif 10 kere almıştık hem. Skip. Ya buraya pitch. Ah. Ah. Oh! Spinning kill kick. And sir. O German suplex. Ah. Pitch. Ne yapıyorsun? Salak pitch. Kafa yemiş ya. At abi. Efendim? Ama sen Bobby Fish falansın şu an ya. Yani utanmadın mı Bobby Fish bak ya? Hayır, charge finisher yapma. Yarım saat sürüyor. Hanson yapma. Hes. Heh, iyi görsün. Utanma mı? Utanmadım şu an. Rainmaker! Ya o Killian o Killian değil o Hans. İyi. Neck pressure falan yapıyor.
Oo! Direkt attı ya. Bak ben kill'in deneyi hareket yapacağım. Ama Rav dur, kill'in deneyi düşeceğim sana. Aaa! Sen niye kill'in deneyi hareket ne bileyim öyle ha. Şey oldu. Haa kill'in deneyi en son anladım. Şakalık oyun. Hatta abi ne spot ne? Yapacağım. Zaten Rav benim hareketim var mı? Elbow drop diyor. Aaa kill'in deneyi yapacak galiba. Vermekle alakası bir atmayacak. Oooo! Finish ha! Harika bir hareket. Oooo! Bir drop kick şimdi. This is awesome. This is awesome. Killian Dane ringe giriyor. Sen niye yönetmiyorsun Killian'ı ya? Yazık değil mi? Ya ama ben şu an iyiyim zaten. Bir kere bile dokunmadı Killian'a. Ama gerek olmadı. Bak üzülüyor bak. Tank buff falan kullanmış. Hadi Killian. Tabi tank buff falan kullanmış. Yazık değil mi? Hayır. Pitch gömü! Pile driver Kyle Riley! German suplex! Hansen! Oh, electric chair! Hayır! Oh, last! Merdiven devril. Gak. Aha, bana çok. Ya, ne yapıyorsun Killian? Oh! Salak pitch! Skit! Yazık lan. Lan Bobby Fish'sin. Bobby Fish'ini mi? Ben Eric Young'im gerçekten ama olsun. Ben böyle son hatlarda daha credible. Ama senin en azından TNA'de böyle Daniel Bryan çakma storyline falan var. Evet. Olay, olay, olay. Yosagel! Launch! Kill him! Gel buraya. Zupa kick! Lan! Aa! Hayır! Kill him! Handsome Man dışarı attı. Hayır durdurun! Durdurun! Evet! Sanity yeni World Tag Team şampiyonları oluyor. Abi on the spot'ları alsaydı bak. Ya. Tag Team Division'ı kötüye gitsin. Ama Rob Sanity aldı. Sanity 90 yıldır kovalıyor kemerleri ya. Skelet Anistora 10 kez şampiyon oldu ya. Ne olacak? Ya Rob, Rob Rumble'da kanka maça çıkarlar gelin. Ne olacak? Ha, tamam. Bir şey olmaz. Evet. Sanity en son kemerleri oluyor ama Rob bir mızıkçı uyuşu bir şey olduğu için. Oo, yine. Sanity momentum buna da bakıyor. Kemer kazanınca. Evet. Kemerle sevinmiyor. İnanılmaz bir galibiyet Sanity için. Yaklaşık 3 senedir aldılardı. Ve en sonunda ellerine bir kemer geçti. Kanka bunlar aldı ya. Evet. Bak neyse, bizim tamam. Gelmesini istiyordu ama gelmedi. Tamam. Evet. Ve şimdi onlar bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdiki maçımız United States kemeri için olacak. Arkadaşlar. İlk gelen kişi the face that runs the place, John Hayır. Cena. The heel that runs the place. And the heel that runs the place. Herkes topunu göstersin şimdi arkadaşlar. Bu yeni chantimiz olacak. Bildiğiniz üzere John Cena bugün herkese AJ Styles'la normal bir United States kemeri maça çıkıyormuş. Şimdi gözükte de aslen her şey bulan daha değil. Çünkü hatırlayacak olursanız SummerSlam'de zaten kendi kemeri kaybetmesinin neden kişi de bizzat AJ Styles'la. O zamandan bu yana AJ Styles kemerini koruyor ve genç hiçbir en iyi United States şampiyonlarından bir tanesi olur. John Cena bu yeni yola saptıran etkenlerden bir tanesi AJ Styles'ı hem kemerine hem karakterine hem ideallerine inandığı bütün her şeyi ellerinden alıp koparmıştı AJ Styles ve John Cena'yı hiç şey bırakmıştı. Ancak John Cena pes etmedi. Never give up mottosu harç her şeyini bıraktı ve asla pes etme yoluna devam etti. Samo Joe Kenny'si alay etmek istemişti ancak sonrası onu da alt etti. Ardından Jeff Hardy'yi de alt etti ve ardından da AJ Styles'ın contender oldu. Sonrası Samoa Joe'nun ortaya çıkışıyla da bir şeyler oldu. Ancak onu Samoa Joe'nun girişi sırası diyeceğim arkadaşlar. Bunu Five Knuckle Shuffle'ını ayarladım ben. Musettin'deki bazı şeyleri falan değiştirdim. Daha taze oldu. Ama aşırı değiştirdim. Belli aşırı. Ve şimdi de The Submission Specialist The Destroyer. Hayır, The Contender. The Contender. Samoa. Joe. 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 Bildiğiniz üzere Joe ilk büyük anı Brock Lesnar karşı Battleground'da yapmıştı. Orada Harker maçı çıkmıştı. Ancak sonrası uzun bir süre boyunca ortaya çıkmamıştı. Ardından Royal Rumble'ı gelmiş geçmiş en yüksek elemeye sahip olmuştu. Ve bir sürü insan elemişti. Ona yakın insanı elemişti. Samoa Joe'nun Elimination Chamber'a yer almıştı. Sonrasında Goldberg'de WrestleMania'da bir maça çıkmıştı. Sonrasında Goldberg takımını oluşturup SmackDown Live'ın en iyi takımını oluşturmuştu bugüne kadar ki. Ardından da bu takımın kendisine yer aradığını düşündüğü anında Goldberg'e ihanet etti. Ve onun ağzına sıçıp Vengeance Pay-Per-View'unda adeta bir squash maçında. Sonra
Elias'la yeni özgüveniyle John Cena'ya da saldırdıysa da John Cena yepyeni bir attitude'unu gösterdi ve Samoa Joe hazırlıksız yakaladı. Sonrasında Samoa uzun bir süre ortaya çıkamadı ancak şimdi geri geldi ve United States kemerini istiyor. Ve şimdi gelen kişi The Face That Dog The Champ That Runs The Camp. Hey J Phenomenal Styles. AJ Styles size bahsettiğim üzere kemerini SummerSlam'de John Cena'nın ellerinden koparıp almıştı. Ardından Vengeance ve No Mercy pay-per-view'larında Rusev'i alt etmişti. Onun için Andrade'si alması da alt etti AJ Styles. En son olarak da Survivor Series pay-per-view'unda eski Intercontinental şampiyonu Ricochet'i de Conspiracy'ında pes ettirip ne kadar dominant bir insan olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz sene Raw'daydı. Intercontinental şampiyonu olmuştu. Ancak SmackDown'ın geldiğinden sonra hiç olmadığı kadar büyük bir potansiyel gösterdi. Ve SmackDown olmazsa olmaz 3 isminden bir tanesi olarak kendi tarihini yazdı burada. Ve burada John Cena gibi eski bir hasım var AJ Styles'ın. Dolayısıyla bu eksen personal bir durumda. Aynı zamanda bu ikisinin de personal durumuna durumuna yerlenebilecek bir submission specialist olan Samoa Joe da var arkadaşlar. John Cena'nın ideallerinden sapmasına sebep olan asıl isim AJ Styles. Sen bunu bahsetmiş miydin? Evet, bunu bahsetmiştim ben zaten. Dinlemiyordum. Önemli bir royal. Evet. Bu, evet, John Cena, Brock Lesnar. Bu bugün her üye için çok önemli bir şey. AJ Styles için mirasını korumak, John Cena için ise ideallerini geri kazanmak, Samoa Joe için ise ilk singles title olacak bu. Bunun adı niye Triple Threat değil ya? Tekliğin maçı bile Triple Threat'ti. Evet. Pay-per-view'un adı keşke Triple Threat olsaydı. O çok üzücü olur. Şurada Triple Threat yazdığını hayal etsene. Çok... NXT TakeOver yazıyor köşede. Çünkü Universe moda NXT geliyor artık, evet, detaylardan artık bahsetmeyeceğim. Çünkü bıktık. Ben ancak Samoa Joe'yum anla. Gidin yorumlara yazın. Aynen. İstiyor musunuz karakteriniz olmasa, istemiyor. İstemiyorsanız da sikimde değil acık yazın. Yapmayız. Aynen. Allah Allah. Watch Don't Breathe. Ve şimdi Samoa Joe'nda yakalayacağı esaslı bir Exploder çaktı ona. Ayrıca bu Extreme Rules maçı John Cena da bunun farkında. Evet, dolayısıyla kullanıyor şimdi. Bu maçı 76. kez oynuyoruz. AJ Styles'ın çünkü niye? Bir tane Styles Clash'ten sonra arka arka 3 kere tuşa gitmesi lazım. Evet, yani bir tane böyle kikatuan yazdım en sonuncu sen dedim. Ya evden kikat yapsam sonuncu sen yapabilirim çünkü pin barı da büyümüştü. Çok fazla yapmam gerektiği için ondan kurtaramadım da. Ooo! Ooo! Ve şimdi aha! Masaya hem de. Aa, AJ Styles'ın bir swinging neck breaker. AJ çok sinirimi bozuyor benim ya. Ben tam bir heel oldu maçta ya. Hayır, yani zaten karakter normal bu heel'di. Bu maç hiç olmadığı kadar heel oldu. Lan Justin bir Boston Crab. Harika bir spot'tu. Ve şimdi harika bir fisherman suplex masanın üstüne. Her şey ne güzel. Olsun Royal abi. Elimizden içimden bu maçı olunca güzel yapmak geliyor. Evet. Yapabileceğiniz fazla bir şey yok şimdi. Bak back suplex yaptım AJ. Piç ölü. Piç! Skip. Watch. Aaaa! Oh! AJ sarsan bir sarsan. AJ! AJ yakın. Spot falan yaptı artık değil mi? Bekle Royal abi, orta hafta da şey olmasın. Ama AJ Styles'ın böyle yarımda süren şey yapması lazım. Harika bir elbow drop AJ Styles'ı. Samoa Joe yuvarlanmaya çalışıyor ancak yuvarlanmadı. Harika bir close life. Ve şimdi Allah aşkına. Lütfen oraya isabet et. Hayır. Hayır olmaması lazım. Etmesin diye onu yaptı. Bak yemin ediyorum bak. Merdiven önünde olsa giderdi yana atardı. Gel bu oç. The Knee ve yerlerde Samoa Joe. Ve bir close line. AJ Gabri. AJ Gabri. Allah aşkına. Merdivende. Hem merdivenin üstüne. What a brutal strike by John Cena. Allah aşkına. Five Knuckles Shuffle. Five Knuckles Shuffle. Olamaz. Çok gel, elini acayip incitmiş durmuyor mu ya? Ama Rob oradan benzin yetmezse. Bana ne? Ama cidden yetmez. Biliyorum. Olamaz. Ve şimdi burada isabet etti niyeti az önce isabet etmemesi de rağmen. Ve Allah. Şimdi hadi. Samoa Joe'nun üstüne. Ama şey de geldi. Merve'ne tamam, geldi. Tamam, ikisine etme geldi. God punch. Sen Jibor Sudeck'in sinirini bozuyor.
Ve şimdi bir bell to bell yapacak yani John Cena ona izin vermedi. Uzaklaştırdı ve residing clothesline daha. En kötü clothesline ya. Ama senin 10 kez yapman gerekiyor. Vololo. Vololo. Ve şimdi Samoa Joe bir five nukel şufle. Ümid ailesi. Ya ne yapacak John Cena? AJ Styles ringe giriyor. Of, AJ Styles throw semi başardı ve sırtına bir elbow strike yaptı. AJ. AJ. Olamaz. John Cena bir gut kick. Siktir git. Bir tane spot yapacağız. Spot da yaptım. Ah, sen ne yapıyorsun? Nasıl ne yap? Orç. Ah, hayır. Allah aşkına ya. Bir tane spot yapacağım. Yapacağım tek şey. Bir tane. Sikik ve spot. İnsanlar mutlu olsun. Yanlışlıkla ignite yapma ayrıca Royal. Royal ben toparlanacağım orada. Ah! Şu masaya vuruşu biraz çeşitli getirse keşke. Şu ucuyla falan vursa. Evet. Ece gel. Çünkü kötü duruyor. Ece gel. Ece kesin masayı ittirecek koşarken ya. Allah aşkına şunu bana bıraksana. Tamam Royal. Tamam olur. Ben de orada masaya gideceğim. Uçuyor. Ringe girmesi bile şey ya. Ya niye buraya dizip duruyorsun? Bitch. Uyan AJ ölüyor şu an. AJ ve John Cena da AJ'yi... AJ öldürsek mi? Hayır ya. Şu an öldüresim geldi. Kalk ay. Ya niye annene dizip duruyorsun? Joe Allah aşkına. Şuraya koyacağım Allah kahretmesin. Kalk ayağa. Oh hele şükür. Yapacak herif ya. Reverse lip. Ha reverse lip. Allah aşkına kaçma. Oh bir suicide dive John Cena'da. Hey. İşte böyle. Kalk. Hayır. Ve içeri attı onu John Cena. Kalk. Oh! Ne yapıyorsun? Hayır ben bunu yapmak istememiştim. Niye bunu yaptın? Bilerek yapmadım. Üstüne koyacaktım seni. Suplex! Oh! Yine güzel durdu ama. Ona bu kadar şey değil. Olaz! Olaz! STF alıyor! AJ ne yapıyorsun? STF! STF! Olaz! Ah! AJ Styles bozdu STF'i. Orası bu köy. Ve şimdi omuzlarını al John Cena, AJ Styles ve Ushi Grushi. Kızı benim tuşatçı biraz değil. Bir dakika. Ha iyi var. Ushi Grushi da sana tuşatçı. Ay niye böyle bir şey yaparsın? E bir yönün kabuğu şimdi AJ Styles. Sen Ushi Grushi ile alsan o maçı. Ertesi SmackDown'a mutlu bir şekilde çıkabilecek. Ay inan güzel bakabilecek misin? Büyük şuna bak. Ha. Bu program yapıyor ya. Kafayı. E dibinden. Ha bak biri dibinden yapıyor. Phenomenal forearm'a kalkışı ancak John Cena'ya izin vermedi. AJ Styles şimdi dışarıya yuvarlandı. Bak ne yapayım. Ben iyiyim. AJ Styles ne phenomenal forearm yapamayınca dışarı yuvarlandı onu anlamışım gerçi ama. Bir şey diyeceğim. Evet. Allah aşkına. Tamam. Harika olacak hatta. Tamam. Aklıma çok acayip bir şey geldi. Tamam. Ama AJ düzgün. Allah aşkına. Tamam. AJ'yi ben şey yapayım mı? Engelleyeyim mi? AJ hakim ol. Allah aşkına. Tamam. Ayağa kalkar kalkmaz her şey yapacağım. Merak etme. Gel. Kalk. Ah. Kalkar mı? Ha tamam şimdi aldım. Evet tamam. Gel AJ! Harika olacak hata abi. AJ! AJ hadi gel AJ, buraya. AJ siktir git! Ya perdeden gözükmüyor. Allah aşkına ya. Yürü git. Orası bu çocuk. Perdenin daha büyük bir heal yoksa AJ. Sen onu dışarı atar mısın aynı tarafa atmaktansa sürekli yanında aynı şey yapıyorsun. Ama o tarafa gitmez lan. Ama Royal bak bu şekilde olmuyor. Sen 10 kez yaptın. Yeter artık. Ben onu tutuyorum. Sen ne bok yapacaksan yap bir. Tamam gel. AJ. Harika durdu ya. Allah aşkına. AJ çabuk AJ. AJ AJ. Dur. Akla double AA mı geldi? Evet. Hem de masaya. Ama Rab olmayacak. Olacak. Rab onu biz buraya yapamayız. Hem de yanan masaya olacak. Rab. He. Ne olacağız sen söyleyeyim mi? AJ zaten koşacak. Yanan masa sonrası bozulup gidecek. Ve sen ağlayacaksın. Onlar bu tarz spotlar olmayabiliyor. O da gerçek şeyler bir düşünmekte fayda var. Ece gel. Ece. İyi gelme. Allah kahretsin gelme. Gelirsen adamdayız. Ama gelecek şimdi ve bozacak. Bana. Ama Rab, ben sandalyeyi vuracak şimdi.
Superplex yapıyorum mesela, ne güzel. Bir superplex. Ne oluyor? Bilmiyorum. Oha! Ve şimdi lan E'yi yapacak lan. AJ Styles reverse seni başardı. Antal sahibi şimdi acayip. Oha! Ve bir Enzugiri şimdi de. Hani George'a düşmüyor. Ve bana tutmak lazım. Çıkın git. Bu çocuğu. Gel buraya. Ve şimdi bir House of Neckbreaker yapacak ama yeter. Overpowered. Dropkick yine bana tuşa gitme Allah'ını seversen. Bari bir şey yap Ece. Ayıp olmasın diye bir tane vur öyle git. Ya yeter artık. Atar bak ne yap. Power slam. Gak. Hayır. Çok keyifli kaçtı ya. Yok belli. Her şey çok güzel olabilirdi. Aaa. Hıyaa. Ve Potato Rana. Hurrikan Rana. Ece gel. Ece. Oç. Oh, karnına candlestick'le vurdu John Cena. Oh. Pitch. Hayır. Olamaz. John Cena. AJ Styles'ın Samoa Joe omuzlarını almayı başardı. Ve şimdi oha bir AA Allah aşkına AJ tuşa git. 1 2 olamadı. Samoa Joe kalkmayı başardı. Harika bir erkek. Ve uppercut şimdi. Ofiydi. Aynen. Ama gerçi alttaydı Samoa Joe, o yüzden aynen. O kadar şeydi. Ah! AJ hayır. Sen oç. AJ almasın bu maçı. Allah aşkına. Ve şimdi back suplex neckbreaker Samoa Joe'da. Ne? Çok A doğru lazım. İki tane finisher biter rezilinsi var Rab. Allah aşkına. Ay. Ah yeter. Allah, AJ ben, Allah ben aşkına. Ben bu maçı oynamazdım. Ben de. Of. Of ben uzaklaşacağım biraz. AJ sıkıntı öyle. Bekle. Adam sen gel. Bir debuff'um geçse. Gel. Bekle. Tamam çap geçer. Tamam. Tamam gel. Ya ne şu hareketi yapıp duruyorsun zaten bok gibi bir hareket olduğunu zannediyorsun. Kalk. Hayır yani böyle bu hareket çok güzel olduğunu diyeceğim ki tamam bu yüzden yap. Bak. Hadi sen kendin ne diyorsun kötü diye. Huuuu harika bir hareket. Stars Clash man yapacak diyorsun. Git. Ece gereksiz falan overpart ya. Bu çocuk. Ve şimdi Fisherman Driver. Kalk. Bakın ne yapayım. Springboard Stunner! Harika bir hareket! Magic Reverse'ın örgüm geldi son dakikada takip oldu. Hayır! What the knee! Amazing up'ı yapmadım. Çünkü sen reverse serdin. Baştakinde reverse demiştin, onu anlıyor. Demek ki he? Tabii ki. Olamaz! Harika bir face wash. Gel buraya AJ! Ne sikerim, watch. Bıktım senden ya, ciğerim soldu. Bir, iki. Hayır. Son anda bozdu Samoa Joe. Oh, CCS Enzugiri. İnanılmaz bir hareket. Şimdi, Gaka John. Hayır. Öteki seni sikelim. Yap. Hayır, seni sikeceğim. Ve buna hoşlanacaksın, inanma. Hayır. Eğer gay olsaydım seni sikerdim. Hayır. 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 John Cena. Orası topu alıyor Samoa Joe'yu. Oh, hayvan ol hayvan. Gel! Lan ne yapacak acaba John Cena? Çünkü bu kadar uğraşmasını üzülüyor. Yarısı çevirdi, dolaştı, bir şeyler yaptı falan. Şimdi dön! Ümit ailesi hazır mısınız? Oğaz! AJ Styles'ı STF aldı Oğaz! Bitiremeyecek mi acaba AJ Styles'ı John Cena? Allah aşkına! Hayır! AJ Styles kurtulmayı başardı STF'de açmaz. Direkt tuşa mı gidecek? Çünkü sen yerde olunca. Ya. Ah, hayır. Ya Allah aşkına bak tuş yapma. Allah aşkına. Olamaz. Ya. Yapabilecek mi acaba? O mini AA, mini AA. Aha, as. Aha, ah. Ne? Aha, Jace enerjisi bitmiş. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Aha. Roll up, roll up. Bitiremeyecek mi Jace'ı? 1
2. Hayır, AJ Styles kurtulmayı başardı. AJ Styles ana ayaklandı ve şimdi at head knockout, bir the punch yaptı, bir knife head chop, snapmare, the kick. Hayır. Oh. Gel buraya, oç. Oh. Oh. Pitch. Gel bu işi once and for all bitirelim. Hadi. Ah. Magu kozani yapma. Pitch. Ah. Bak. Ah. İyi connection güzel olunca da fena olmuyor. Oh. Lula 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 lula. Niye böyle şeyler diyorsunuz? Utanmıyorum yani. Kaç yaşında adam yani. Git. Oç. Ah. Hayır. Ah. Ya. Justin bir kez daha enerjisi bitti. Kıtmasın ya. Ve şimdi. Ah. Pitch. Oç. Ah. Snapmare. Bionic Elbow. İyi şans getirsin diye. Ama işte yukarıdan yapmadığı için kesin bir kazanma şeyi vermiyor. Evet. Ha şans geldi. Ah! 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 Şimdi show bitmişti. Sıkır git! İyi gel. Gel. Orası çocuğu gel. Ve içeriye doğru bir suplex John Cena'dan. Sen bir şey yapmadan önce enerjinin tam olduğuna emin ol Rahab. İkide Johnson enerjisi az olduğu için şey oldu. Niye kaldırıyor? Ben onu anlamıyorum. Bilmiyorum. Ya işte tam kaldırıyorsa enerjisi bittiği için şey oldu sanırım. Aaa ya yani sürekli yapman lazım. Evet. Niye? Niye sen de stikin üstüne! Pitch! Sen atlayamıyorsun. Yani o kadar süperleşme. Gak. Ah! Bak, AJ Styles içeriye girdi. Bir şey yapacak. Aa. Evet. Dünyanın en beş herif. Satanı. Ah! Arm wrench knee strike by John Cena. Ah hayır. Arm drag. Gak. Lan AJ Styles kaldırıyor acaba ne yapacak? Ah. Of! İçeriye gel. Doğru bir kez daha bir soup. Bu çocuğu. Oh. Ah. Şimdi gag. Hayır. Hayır. Simple. Skip. Pitch. Ha kalbi koydu sen böyle. Üzülüyorum. Tamam. Ah. Ah. Oh. Hayır. Evet. Of bir AJ. Oğlum işim bitmemiş. AJ Allah aşkına bozma. Bir el daha. AJ Sansa bir forehand smash. Olamaz. Oh. Olamaz. Styles Clash. Olamaz. Ve tuşa gidiyor. Ah. Oh. Oh. Ah. Aç. Hayır. Oh! İyi bari en azından comeback'i tutturabilmişsin de bir şey olmuş. Yoksa olmasa yine üzücü olur. Bu maç niye böyle oldu? Bilmiyorum. Ah! Aha! Sıçtık. 19! 16! Finn Balor'a bir gönderme! Bunu bitirse en azından makul olur. Oh iyi bari. Ay. Ulan John Cena'dan bir gut kick. Shoulder block yapacak da AJ Styles kenara çekildi. Hayvan çünkü o. Ve bir shoulder block şimdi en sonunda. AJ Styles ringe geri giriyor. Pitch. Ve bir crossline daha. Jones'un infamous hareketi sliding crossline. Dün bok var. Başka hareket kalmadı tüm dünyada çünkü. Oh. Fight nucleus. Şufle. Claymore. Pitch. John Gak. Pitch. Hayır. Hayır. Ve şimdi. Olamaz. Samoa Joe toprağı çıkarttı Cansi ve şimdi bir Muscle Buster. Bir çekmece bas say. Daireye evet. Bas yine tuş eder o. Say. Bir. Kick out. Hayvan. Super Cena. Şu an çok şey yapamıyorum çünkü aynı zamanda oynarken zor oluyor. Right? Bir potato rada. Cansi avatar sahibi.
Ayağı bitirebilecek mi AJ Styles? Bu çocuğu gak! Olamaz! The Punch! The Punch! Ve şimdi bir Avalanche! Ah! Oha! İlk kez reverse standing'ini gördüm! Oh! Potato Nana! İnanılmaz bir reverse AJ Styles'ta! Hayır bu! Bu olmuyor! Hayır! Ah! Yakışmadı AJ. Ah! Bas! Roll up'a gidiyor John Cena! Ay! Neydi o ya? Manyak bir şey. Ah! Back body drop! Aha sıçtık. Ah! Samoa Joe reverse TV başlardı! Infamous! Hadi dön! Dön! CC! Hayır! O olmayacak! Bu iş burada bitecek. AJ kalkıyor. Aaa! Muscle bastı. AJ kalktı. Aaa! Oh. Yerde kal, oç! Ah. Say! Hayır, ama böyle bitsin. Ama muscle bastır yaptım sana. Bir, iki ve üç! Samoa Joe, United States! Şampiyon olmayı başardı inanılmaz ay. Maçta en sonunda. Allah'ım. First ever singles kemeri ve Johnson'ı tuş edip şampiyon oldu. Aşırı zorlayıcı bir maçtı ama güzel de bir maçtı. Ben sevdim. Özellikle o It Would Adjust the Reversal neydi ya? Ben hiç beklemiyordum onu. Ay. Aşırı güzeldi. Böyle masaya superplex falan oldu böyle. Çok güzeldi. Başları daha ağırdı sonra çok hızlandı böyle. Baya güzeldi. Ay. Bu Samoa Joe için inanılmaz büyük bir galibiyet. İlk singles kemerini AJ Styles'ı ve aynı zamanda eski düşmanı da John Cena'yı alt edip elde etmeyi başardı. Ya yazık. Evet. Wow. Ama mutlu olmadın ha. Baksana en sona aldığı tane kemer. Buna etay yapayım mı? US etay. Allah aşkına. Çok kötü. Evet şimdiki başımızda Nage Mysterio vs. Bobby Roode World Heavyweight kemeri için olacak. WWE.com'da yaptığımız ankete göre en çok heyecanlandığınız maç kesin Rey Mysterio vs. Bobby Roode'du arkadaşlar. Dolayısıyla biz de heyecanlıyız. Atarım! At! Andrade Cien, pardon Cien Almas'ın acaba burada ne işi var? Ama yani ismini kısalttık bildiğiniz üzere. Evet, Cien Almas oldu. Great One bu videosu onu gösterip yanına takıp. Anlatın yadız, yadız Megala var. Olamaz. Geri dönmüşler. Andrade Almas bir SmackDown Superstar'ıydı. Acaba Robin World Heavyweight kemer maçında ne işi var? Acaba Wildcard Rule mu? Hayır. Derken arkadaki catering'de bulunan Orhun'dan bize bir bilgi ulaştığı dediğine göre Rey Mysterio arkada baygın bir şekilde bulunmuş. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz ancak galiba Andrade Almas'la bağlantısı var. Eğer yoksa da belki Bludgeon Brothers onu bayıltmıştır. Aslında Triple H'in ofisine Atakan da bağlanıyor Roy abi. Ve Atakan'ın söylediğine göre Triple H kendi brandindeki bu World Title maçının böyle boşa gitmesini istemediği için de... Stephanie. Ne? Ya ama Triple H'i özlüyoruz Roy abi, ondan dolayı oluyor. Ben de artık dilim alışmış, ne yapalım yani. Triple H'in en yakın zamana geri gelmesini diliyoruz. Stephanie McMahon'la konuşmuş Andrade Cien Almas ve orada demiş ki maçın güme gitmesini istemiyorsan beni koyabilirsin demiş. Ve Stephanie de el mahkum Andrade'yi göndermişim buraya. Acaba ne olacak? Zelina Vega ile harika duruyorlar. Evet, özlemiştik Zelina ile görmeyi. Zelina'sız olmayınca böyle 2014 NXT'sindeki Andrade Almas'a falan benziyordu böyle. Bunun adını bilmiyorduk böyle. Evet. Ben bunu 205 Live güreşçisi falan zannediyordum. Cidden? Evet. Evet. Çünkü çok öyle duruyordu. Biraz öyle bir havası var. Çok üzücü duruyordu Zelina ve Gökken. Evet. Zelina ve Gökken bir legit falan duruyor. Evet. Neyse Andrade hiçbir kemer alamadı ancak kendisi Finn Balor'ı yenmeyi başaran sayılı isimden bir tanesi. Hatta evet. Finn Balor Demon'ı bile az daha yenecekti. Orada yaptığın fakat... kick-out ama harika bir şeydi Finn Balor'ın ya. Çünkü böyle şey, adamın resilience'ı falan da yok. Böyle Hemlock DT'yi çakınca ne bileyim bir defa kalkmıştı. Aşırı güzeldi. Bu müziği çok güzel. Andrade bugün World Heavyweight kemerini alabilecek mi? Alabilirse ilginç olur. Çünkü kendi SmackDown'da belki eğer bu şekilde bir şey olursa Brand Split'i bitirip Wildcard Rule getirebiliriz. Ondan sonra deriz ki işte sadece 5 kişi güreşebiliyor. Sonrası, 5 kişinin 4 kişisi Roman Reigns olur. Sonrasında Randy Orton'un Andrade Cien Almas böyle duvara karşı maç yapar belki. Ve şimdi de Monday Night Raw'ın yıldızı sanki bok varmış gibi Randy Orton'a yenilmesi gereken iş. Ama Randy Orton kazanması iyi oldu. Çok. World Heavyweight Champion'ımız Bobby Clarence Rude, the Glorious One. Lan bonozun renginin değişmesi de iyi olmuş be. Çünkü böyle bütün sene boyunca mavi gezmişti.
Yes. Sırf ellerini şu şekilde açtığı için fibraları tekliğimi yapalım mı? Wild card rule olsun böyle. Aynen. Hatta mismatch tekliğim maçına falan çıksınlar böyle. Finn Balor da aynen şey olsun. Natalya partner olsun, Bobby Roode da şartla partner olsun, sonra kaybetsinler. Ya o böyle zevkli ama ya. Ona ben o kadar takılmıyordum da. Arthur'un 30. sıradan girmesi lazım. Ya ben orada bir tek böyle şeyi falan seviyordum. Braun Strowman'ın Alexa Bliss partnerliğini çok seviyordum. Ya yani Becky Lynch ve Sami Zayn çok potansiyel vardı ama bir bok evet. Olmadı. Ben bir tek şeye gıcık olmuştum. İlk bu başladığında kalkıp gittiler. Sasha Banks ile Finn Balor yaptılar. Hmm. Lan Bayley ile Finn Balor yapsanız. Evet. Ya ki Bayley ile Eda ise çok tatlıcı olmuş da bir şey olmadı ya. Finn Balor olsaydı daha iyi olurdu. Glorious! Ama Sasha Banks olmaması sevmiyordum. No, I will give in, I will give in till I'm victorious. Ya şey anlamıyorum. Normal Sasha Banks'e adamlar ya. Sasha Banks böyle gitti falan diye işte herkes onun böyle sırtından çevirdi. Normalde bayılıyorlardı falan. Ben olmaması sevmiyordum. Ondan da bir eleştirme hakkım var oraya abi. Ben çok seviyorum Sasha Banks. Heel olarak ama. Facebook nefret ediyor. Facebook tiksiyor onlar ya. Olsaydı belanı versin yani. Aşırı overrated geliyor böyle Facebook'a. Heel'ken harikaydı. Bunda giriş çok güzel. Andrade ayrıca orijinal kıyafetin vermesini iyi olmuş galiba. Belki orijinal kıyafeti değil değil mi? Philadelphia kıyafeti. Doğru. Aşırı farklı bir kıyafet. Ne, evet. Bu dizlerindeki şeylerin biri kırmızı bir giriş. Aynen. Evet. Ben Bobby Roode'um arkadaşlar. Ben de Andrade, Cien almasın. Her şey bu sikici kemer. Evet, yanda NXT TakeOver yazıyor, bunun sebebi ne? Çünkü Universe moda NXT'ye geliyor. Artık bunun detaylarından bahsetmek istemiyorum. Zaten videoda bahsetmeyecek biz ondan dolayı. Bir videomuzu şey yapın. Ne, belki aynen. Başka partlar da olabilirler. Bu çok büyük ihtimal 99. bölümü Universe moda. Evet. Bir sonraki Rav'da 100. bölüm olacak. O Rav'da izlemeyi unutmayın. Kesin Royal Rumble'dan sonraki episode. Kesin Royal Rumble'dan sonraki episode 100. bölümü. Hayır. Eminsin değil mi? Eminim Ata abi. İyi, iyi, tamam. Ata abi şu an SmackDown'ı yükledim. 94. bölüm. Tamam o zaman mantıklı. Evet Royal Rumble'la. Bunun arasında bir hani 6 bölümden tamam özür dilerim buraya bak. Bak kemer çok iyi. Bavurdu yeni attire falan var. Evet. Ayıp olmasın diye yeni attire verdi. En sonunda yani adam yani 2 senedir aldı. Eda yeni bir kıyafet alabildi. Oo glorious. DDT. Tamam rap. Niye böyle espri yapıyorsun? Tamam hakem bir kaldırsın kemeri görelim bakalım. Evet şimdi hakem kemeri alıp kaçacak. Evet bu hakem de acaba Seth Rollins tarafından dayak yiyecek mi? Bilemiyorum arkadaşlar. Acaba. Ayrıca Universe Moda Stomping Grounds'ın gelmesini istiyorsa gelmeyecek. Aynı zamanda orada Seth Rollins vs. Baron Corbin maçını görmek istiyorsanız arkadaşlar like butonuna tıklayabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca dışarıdaki inşaat için de Fettahoğlu İnşaat'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz olarak bize en kaliteli inşaat sesinde bir Armageddon pay-per-view'su çekme olanağı sundukları için tekrardan onları ne kadar sevdiğimizi belirtmek istiyorum. Bobby Roode arkasına geçiş. Olmaz. Oh. Bir snap bir Andrade Cien olmaz. Acaba ne yapacak? Commercial break'e gidiyoruz arkadaşlar. Ama tamam Bobby Roode. Bobby Roode. Bir kez daha. Ne yapacak acaba? Hayır yapma. Ama tamam. Bir yer serdi Andrade'yi. Ama tamam Andrade ölmüş olabilir. Oç. Kariyeri mi bitti acaba Andrade'nin? Bilemiyorum. Ooo! Gerekli Hacı momentum Buster. Yoktu bunun için. Evet. Şimdi Gak! Ah! Ay! Gak! Piç! Of! Andrade dışarı attı acaba ne yapacak? Piç! Tamam ya! Of! Andrade ne yapacak? Oh! Belly to! Belly! O güzel belki Death Drive olsa üzücü olur. Muazzam bir arm drag Bobby Roode'dan muazzam in-ring refleksleri. Tamam müthiş bir insan. The punch! Ne yaptık acaba? Oo! Bir suplex! Harika bir hareket. Gak! Ve şimdi bir power bomb! Harika bir hareket Bobby Roode'dan. Bu galiba birinin signature'ıydı bir dönem. Bilmiyorum. Ancak Bobby Roode'luk bir powerbomb animasyonu değil miydi o ya? Ve şimdi bir hesitation. Dropkick! Harika bir hareket. Şur tekme yaptı. Ama tamam ya. Andrade Cien alamaz arkası hiç. Ama tamam. Bobby Roode ona izin vermedi. Nasıl reverse dediğini hiçbirimiz bilmiyoruz ama. Bobby Roode. O. Glo. Sen niye bunu hiçbir ilk seferde yapamıyorsun? O kadar zor bir şey değil mi? Oh. Lift the kick. Onu ilk seferde nasıl yapmak hiçbir zaman beceremiyorsunuz ha? Bilmiyorum çok ikonik bir şey. Yeterince yaklaşman gerekiyor. Bak yaklaşmıyorsun işte. Hep ondan dayalı. O skill oç. Aa kalbim kırıldı. Hadi ki kırıldı. Aa kök çekti.
Oooo! Oz harika bir jumping clothesline Andrade'de. Corkscrew moonsault. Harika bir hareket. Hocam ne yapacak şimdi Andrade? Şimdi Gak. Gak seni pinch. Gakalım bak. Hazır mıyız müdahalesi? Acaba hazır mıyız bilmiyorum. Oooo! Harika bir crossbody Andrade'de. Bunun galiba drop kick'i var normalde, öyle ben bir şey atıyor. Ben değiştirdim. Ha tamam. Dön. Ooo! Oh! Oh, tam bacağın arkasına bir drop kick. İnanılmaz bir hareket. Kaç sen götün yasa, kaçın, oç! Ne yapacağım? Ooo! Oh! Oh! Harika bir back elbow in. Şimdi güzel bir maç olur Royal. Aferin bizi. Maçın içine sıçayım. Hayır Royal, Allah aşkına. Ooo! Oh, bir drop kick! Limborg'un yaptığı gibi concussion yaşayamadı çok şükür. O çünkü kötü bir durumda ya. Ay. Bekle ring içeri gir. Toparlamam lazım. Bir daha! Şimdi tam kafasına arkasına. Oç! Rab ne yapıyorsun? Oh. Ay. Dur hop! Bu ne biçim bir ses ya? Kahretmesin abi, bir ya. İnsan niye böyle ses çıkartır? Utanmadılar. Evet, Fettahoğlu inşaatı tekrardan teşekkür ediyorum. Aynen. Az bir armdık Andrade'de. Piç. Ben niye böyleyim ya? Bilmiyorum. Sen kötü bir insansın. İşte hayatta da tutturamıyorum. Oy. Ama tamam. Uppercut. İşte böyle. Zıpya. Bunun gol verseydik ya. Ne? Olabilir. Ama Babilo'da o kadar güçlü bir adam değil. Nasıl ya? Ne bileyim. Pitch. Hayır. Oç. Bak hepsini bunun için yapmış. Gak. Nasıl taktik diyorsun? Yalnız 7 oldu. İçeri mi atsan? Öyle yapıyorum Royal. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapacak acaba? Ne yapacak acaba? Aman tanrım. Aman tanrım. Acaba. Acaba yap. Reverse oluyor mu zaten? Olsun pitch. Olsun. Yine de dolacak o sonra. Acaba. Blockbuster. Harika bir hareket. Aman tanrım. Gak. Aman tanrım ya. Etkilendin mi? Çok. Tabii ki etkileneceksin. Bu güzel belki çünkü. Biliyorum aşkım. Ooo, ümidi Alice. Forward smash. Olamaz. Git köşeye pinch. Dön. Hayır. Hayır hocam, ne yapacak Andrade? Meteora. Harika bir rakip Bobby Roode'a. Oh. Şimdi gak. Olamaz. Şimdi gak. Bu çocuğu sen. Hazır mıyız ümidi Alice? Aaa! Harika bir pelek kick. Nasıl yapmayı bir başa inanamıyorum. Haa. Buaa. Skip pitch. Ay fuck olamaz. Aman tanrım. Kirli olamaz. Taktiklerle. Bobby Roode. Glorious pitch. Didi. Glorious DDT. Aman tanrım. Bitecek maç mı Andrade? Zelina acaba bir etkili bir, olacak mı? 2 Olamaz! Tanrım! Andrade! Kurtulmayı başardı! Zelina bir bok yapmadı. Salak ben bu. Buna şey vermedik kesin ya. Bilmiyorum. Ability var ya. O normalde yok muydu zaten? Ooo! Harika bir close'lar. Yaptım! Olamaz hele şükür. Ve maçın makul bir noktasında. Çok şükür. Ümidi ailesi! Hazır mıyız? Ama moonsault! Harika bir hareket. Gak pitch! Gel ama tanrım ya. Skip pitch. Ama reverse diyorsun, kalbim kırılır. Yap. Kalbim sen harika hareket yapayım mı? Yap. Ama kalbim kırılır sen yaparsan. Bak reverse diyeceğim sonra aşağı ineceğim. Uray o çok kötü bir şey, lütfen yapma. Oh beden yapıyordu ya. Utanmadan sıkılmadan. Bak işte. Allah kahretsin. Öyle yaptığın için yapıyorum ben bunu. Yoksa yapmayacak. Superplex yapıyor ya. Evet. Bu daha mı iyi? Evet daha iyi. O çok üzücü bir reverse. Superplex. Harika hareket. Payback'leri niye bu kadar kötü ya? Bilmiyorum. Mesela ayıp olmasın deyip keep up falan bir şey yapma yani. Fist of Fury var ya. Florida! Keys! Acaba Adam Cole'la tek team ne olacak? Bilemiyorum. Mi katılacak? Hiçbir fikrim yok Rob. Allah aşkına güzel bir şey yap Andrade. Rokoloki makuldü. Aha farklı bir şey. Bunlar da şey yapar DDT. Maçın noktasını yapınca makulle duruyor. Evet. Şimdi Gak. Top işi. Gel. Ama yeter. Reverse görürsün sürekli. Kalbim çok pitch. Kıldı. Oooos! Oh! Lutez Press! Lutez Press! Volala! İşte böyle pitch. Hayır, kalbim kırıldı. Şimdi sen harika bir hareket yapmamı ister misin? İstemem. Gak! Hayır. Ama bak,
Hazır mıyız? Ümit ailesi. Allah aşkına. O ses neydi? Oh, crossbody yapacak ancak böyle güzel bir reverse yapması gerekiyordu. Bence hoştu ama yine. Evet. O kadar kötü değil. Ben impactful durdu en azından. Huuu! Ah! Hayır! Ümit ailesi hazır mıyız? Hammerlock DDT! Bitecek mi acaba bir root? Bakayım o tarafa koşması lazımdı. Allah! Bobby Roode! Kurtulmayı başarı Hammerlock DDT'den. Yoksa gereksiz risk alıp oradan kurtulmaya mı çalışıp tuş mu olacaktı? Sonra restart mı yapacaktık biz de? Niye ki rap? Olas! Andrade! Ne yapacak acaba? Müdahalesi hazır mısınız? Pile Driver! Harika bir hareket Andrade. Bunu sen mi koydun yoksa var mı? Ben koydum. Pitch! İyi bir insansın sen rap. Skit pitch. Olas! Harika bir combo bir root'tan ve şimdi coastline. İşte bu oç. Bu Andrade'nin hareketiydi bu arada. Ne yok ya bu Roderick Strong'un. Emin misin? Evet emin. Andrade'lik bitiriyor. Death Cup coastline. Ters takla attı bu bir root. Gak seni orospu çocuğu. Oz ne yapacak acaba? Ya boş bir springboard mu yapacak? Hayır. Ah! Olas! Ama tanrım. O bir enzi giri. Ben bu hareketi ilk defa görüyorum. Hurrikan. Rana. Olas harika bir hareket. Ben nasıl bu hareket ilk defa gördüm ya? Çünkü Andrade o. Andrade harika hareketler yapıyor. Ümit ailesi. Ulan şimdi bir feint yaptı. Tranquilo. Predetermin değil değil mi? Ha iyi iyi. Öyle önce ben daha çok seviyorum. Bu tadı olmuyor. Ulan! Ve yine serdi crossline'a. Şimdi senin orospu çocuğu. Bize her konuda bir tane kılıf bulabiliyoruz ya. O çok güzel bir şey. Benim favorim Alistair Black vs. Dream'de Royal Rumble'ydı. İşte duyukların esiri oldu ama Rob Breaky görmedi falan. Çok üzgüydü ya. Bir de 3 kere falan. Evet. Allah kahretmesin. Bitiyor hayır. Aa, hayır Bobby'nin tükenir şekilde. Ve şimdi ah! Piç! Skirt! Ama, watch! Ama anons masasına hareket yapacaktı. Ayıp olmasın diye bari sen yap. Zaten ben öyle yapacağım ya. Rav kalkıp seni içe götürüp o Jack Finisher 4'ü yapmayacağım herhalde. O harika bir şeydi ya. Onu teknik kaldırmasaydın. O zaman artık herhalde Bobby İnşallah Jack Finisher 4 yapacak. İnşallah. Hayır! Glorious! DDT! Harika bir hareket. Pitch! Kalbi kur. 6 oldu hata. Zaten seni içeri atacağım. Oç! Allah kahretmesin seni ya! Koş! Ah, ve Bobby Roode içeriye girdi şimdi. Olas! Olas! Harika hareket! Olas! Mekan boss track! Olas! Harika bir hareket Andrade'de! Ve şimdi crossbody! Muazzam bir hareket! Gak seni orospu çocuğu. Olas. Ne yapacak acaba Andrade? Hele iki kayır. Olas. İzin Vandal Bobby Roode. Pitch. Ne yapacak acaba? Ve bir şimdi Fisherman. Driver. Harika bir hareket. Gak. Bunun signature'ıydı zaten galiba hata abi. Hayır. Evet. Fisherman ha. Suplex. Bak güzel. Farklarını gördün mü Royal? Fisherman Driver daha güzel ama. Olsun bana. Tam tersi yapabilirdin. Vaaah. Glorious. Rap, tekrar maç yapmak ki. Ben 20 saat boyunca moveset ayarlamamı mı isterdin? Evet. Ciddi misin? Onca zaman boyunca tam tersini söyledim. The punch. Ah! Oh! Cactus Clothesline. Bobby Roode'u yere serdi Andrade. Şimdi gak. Hakeme gak diyor ama Bobby Roode gakıyor. Üstüne alındı. Kesin yapamayacak. Moonsault! Güzel bir hareket. Ayağa kalk, pitch! Omichora! Harika bir hareket. Bu çocuğu. Ama tar. Pitch! Dragon Screw! Gak! Gak! Kalbimi kırıyorsun sen, böyle yapmış. Ve şimdi, dışarıda şimdi, betonlara! Fisherman Driver! Fisherman Driver yapsa daha güzel olur. Evet. Kalbimi kırıyorsun. Ama tarım ya. Ya bak feydekim yok düzgün ya. Oç! Ha Boston Crab yapayım mı ha? Hayır! Xavier Woods onu Jimmy Uso'ya yapmıştı böyle Battleground'da yarım saat durmuştu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hayır yani niye bir de yani?
Bari git böyle gliyotin çok falan yap. Anladın mı yani? Evet. Bu ne ayıp ya. Oo, pitch, daha pitch, pitch, bok var. Pitch. Kafana çalışıyorum şimdi. Oç. Oo! Swinging neckbreaker by Andrade. Fiyan Almas. Musso! Almas harika bir hareket. Gak. Gaksana. Ama Fettaoğlu inşaatı tekrardan teşekkür ediyoruz her zaman. Evet. Of, hani Andrade Fiyan Almas enerjisi olsun ki düşük ayağı taşıyabilecek mi? Bütün maç boyunca Babrut kaburgalarını çalıştı. Üzücü olur. Ne yapacak acaba? Bilemiyorum. Allah aşkına. Gut wrench. Suplex. Farklı bir hareket. Pitch. Bana. Bilemiyorum. Oo, abi shooting star press'e karşı. Ama hayvan gibi indiriyordu hata. Ve şimdi üçüncü defa. Glorious. Tamam. DDT. Bitecek mi Andrade? Say. Zelina. Zelina çek adam dibinde pitch. Ve 3. Bobby Roode. Andrade siyah alması. Bu inanılmaz zorcu maçta alt etmeyi başardı. Ve World Heavyweight kemerini kurmayı becerildi. Evet, Andrade Zelina Vega ile birleşmesi ona çok katkıda bulundu. Evet. İki birleşmişler yani. Aynen. Allah kahretmesin. Ay, insan biraz bir yardımdan dokunur değil mi? Adam dibinde değil mi yani? Evet. Dokun. Ayağını falan it. Ayıp olmasın diye bir de yani. Bir şey yap. Ama bayağı güzel maçtı. Evet. Bobby Roode'un bu en iyi maçlarından bir tanesi var mı galiba? Hayır, El Nesel'deki maçı da güzel. Yok, o zaten güzel lan, ben bundan çok beğendim. Bu hayvan gibi. Bunda TKO müthişti. Aynen. Until the end. Until the end. Acaba Bobby Roode gelecek, neler bekliyor arkadaşlar? Acaba Andrade almasın. Bu ata neye bağlanacak, nereye bağlanacak, ne olacak? Rey Mysterio neler söyleyecek acaba? Rey Mysterio'nun buna karşı söyleyecekleri ne? Yoksa Royal Rumble'da Rey Mysterio vs. Bobby Roode mu olacak? Of bilemiyorum. WrestleMania'da mı olacak? Hatta bir table match mi olacak o? Acaba. İlk kez bir şey yaşanmadı, ilk kez iyi insandı değil mi Royal? Ya da TLC maçı olacak da Kevin Owens, Seth Rollins'e masaya Power Rumble açacak, orada Chris Jericho kemeri alacak, sonra ertesi gün United States kemeriyle gelecek. Biz de restart yapmayacak mıyız? Yazık. Yani bütün gün orada bir boş savaştırmışlar. Of şuraya bak. Ha, koruması iyi oldu ama.